Kali'nin final bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Amrit dosyasında sonunda mutlu sonu çekebiliyorum. Son söz. Sonu açmadan önce kahramanın için bir imaj seç. Düğün sarısı. Allah'tan bunu önceden almıştım. Düğün stili. Diğer kıyafete bakmadan alıyorum direkt arkadaşlar. Önemli değil artık. Düğün süslemeleri. Odadan çıkıp geniş adımlarla koridora çıktığımda yardımcılarım benim için kapıyı açtılar. Şihar elinde palmiye şarabı şişeleriyle zaten oradaydı. Misafirler için karşılama salonu hazırlıyordu. Hanımefendi, hizmetçiler nerede? Neden onların işiyle uğraşıyorsun? Bir yerlerde kayboldular. Düzine toplantısına zamanında yetişmeli. Ben de koşturuyorum işte. Onları bul ve bana getir. Bu kızlar bir yerdeyken senin bu işleri yapmana gerek yok. Şihar el salladı. Sonra kibarca başını eğdi. Tüm saygımla, siz mi uğraşacaktınız? Hanımefendinin yapacak daha önemli işleri var. O aptal kızları kendim cezalandıracağım. Düzine ne zaman burada olacak? Yarım saate ve akşama da tarikatın gelmesini bekliyoruz. Herkes saygısını ifade etmek ister. Yorgun bir şekilde iç çektim. Ne çok işimiz varmış. Neyse, hallederiz. Bana Kalküta'daki tüm tapınakların ve tarikata katılanların bir listesini hazırla. Her ailenin bir veya daha fazla tapınağa yardım etmesi gerek. Artık hem düzineyi hem tarikatı yönetiyordum. Soylulara ne yapacaklarını ve nasıl yapacaklarını anlatıyor. Ek olarak Tanrıçaya aktif olarak hizmet edenlere özel talimatlar veriyordum. Basular eski statülerine kavuşmuşlardı. Zirvedeydim. Kastımın en parlak temsilcisi oldum. Kalküta'daki tüm işleri sen yönetiyorsun. Amca gelecek mi? Bay Kamal Basu, şüphesiz. Davetiyeyi aldığında gerilmiş dediler. Eski hataları yüzünden ona kızdığınızdan korkuyormuş. Hangi hataları? Endişelenmesine gerek yok. Kalküta'nın müstakbel belediye başkanıyla tanışmak benim için faydalı olacak. Onca olaydan sonra bulduğum ve yanıma aldığım sana bana amcamın durumunu anlatmıştı. Onun beyaz bir dul olması umurumda değildi. Bu kız bana yardım etti ve bu nedenle sürgün olmaktan daha iyi bir hayatı hak ediyordu. Ev işlerinden sorumluydu ve bu işi minnetle yapıyordu. Şihar tekrar eğildi ve salondan ayrıldı. Ona daha iyi bir hayat vermek için Sana'yı yanına aldın. Her şeyi kontrol etmek için davet salonuna gittim. Amrit zaten oradaydı. Lüks bir düğün şervanisi giymişti. Maharani, şimdiden burada mısın? Toplantı için her şey hazır mı diye kontrol ediyorum. Aman tanrım, şimdi bunu mu düşüneceksin? Ne düşünmem gerekiyor? Düğünümüzü mü? Herkes yeterince konuşuyor zaten. Yoruldum. Benim için olduğu kadar senin için de önemli olsaydı harika olurdu. Kocama sinsice gülümseyerek yavaşça yaklaştım. Maharaj, daha çok kutlamalarımız olacak. Ama her gün baş hanım statüsüne girmiyorum. Kendimi onlara düzgün bir şekilde tanıtmak istiyorum. Seni duymadıklarını mı sanıyorsun? Yarısı gözlerine bakmaya bile korkuyor şimdiden. Zindandaki katliamdan sonra tam bir ay boyunca işlerimizi yoluna sokmaya çalıştık. Belgelerle uğraşıyor. Kiranla taşınmayı konuşuyor. Büyük annemi düşünüyordum. Amrit tarikat ve düzinedeki düzeni kuruyor. Kendisine ihanet eden aileleri cezalandırıyordu. Sonra uzun zamandır beklediğimiz gün geldi. Bugün evleniyorduk. Düğün hazırlıkları bile gürültülü ve yorucuydu. Kutlamanın kendisi daha da yorucuydu. Düğünden çok önce bana boyun eğmeye başlamışlardı çünkü yerlilerin bakışları parmağımdaki Dumey Hanım'ın aile yüzüğüne ilişiyordu. Amrit ile evlenmeden önce iktidar koltuğuna oturdum. Vimal öldü ancak Rişi onun yerini aldı. Amrit düzinedeki herkese babasının yanlışlarından genç adamın sorumlu olmadığını açıkça belirtti. Katliam sırasında yardım ettiği için saygı kazandı. Karşılık olarak Amrit toplumda yüksek bir konuma sahip olan faslı arkadaşı ile Rişi'nin ziyaretini ayarladı. Git oraya, Kadir Bey ile müzakerelerde tarafımızı sen temsil edeceksin. Onun daha da yükselmesi bizim de, onun da işine yarar. Onu destekleyeceğiz. Amrit'in memleketi Hindistan'ın ötesine geçen uzun vadeli planları vardı. Sonra başka, daha hoş işler başladı. Nerede yaşayacaktık, Dubeylerde mi yoksa restore edilmiş Basu konutunda mı? Amrit her iki soyadı kullanmalı mıydı? Devdas Dubey Bey ve eşi Sitare aynı şevkle yeni soruları ekliyorlardı. Çocuk ne zaman? Kollarımı nazikçe Amrit'in boynuna doladım. Bütün gün düğünümüzü kutluyoruz. En azından akşam biraz nefes alabilir miyim? Elleri güvenle belime sarıldı. Hayır karıcığım, korkarım bu gece senin için başka planlarım var. Gerçekten mi? Basu Dubey Bey özlemiş bile mi?
Soyadımı başına koymaya karar verdiğine inanamıyorum. Sadece sen söz konusu olduğunda taviz verdiğim şeyler var. Bana başka hangi konuda taviz verebilirsin? Emret beni kendine doğru çekti. Meydan okurcasına başını hafifçe yana eğerek gözlerimin içine baktı. Başka hiçbir konuda bana itaat edeceksin. Vay, bu kadar olgun olup da bu kadar mı safsın? Kiminle evleneceğini biliyordun değil mi? Sen kiminle evleneceğini biliyor muydun? Emret nazikçe çenemi kaldırdı. Ah evet, gayet iyi biliyordum. Görünüşe göre buraya şehir tarafından gönderilen bir hizmetçi yanlışlıkla salona girdi. Bay ve Bayan Basudu Bey salonun ortasında birbirleriyle tatlı tatlı cıvıldarken görünce olduğu yerde donup kaldı. İlk sefer değildi, ikincisi değil, hatta üçüncüsü bile değildi. Herkes biliyordu, bu ikisi birbirleri için deli oluyordu. Hizmetçi oradan ayrılırken özür bile dilemedi. Çünkü onu hiç fark etmemiştik. Ne kadar çarpıcı bir tezat. Ölçülü ve soğuk Emret Bey, karısı yanındayken bambaşka birine dönüşüyordu. Bütün dünyayı karısının ayaklarının altına sermeye hazırdı. Sadece bu kadın onunla tartışmaya, ona karşı çıkmaya cesaret edebiliyordu. Görünüşe göre bu adam bu kadını bu yüzden seviyordu. Ya da belki milyonlarca sebepten sadece bir tanesiydi. Ne kadar cezbedicisin. Etraftaki kalabalık yüzünden bütün gün sana kaçamak bakışlar atabildim sadece. Ve şimdi kimse yokken sen yine sabrımı mı zorluyorsun Maharaj? Emret dudaklarıma eğildi. Öpücüğü çok yakındı. Sadece bir fısıltı. Güzelce rica et. Parmaklarımı yakasına geçirdim ve meydan okuyarak cevap verdim. Şimdi devam etmezsen hemen şuracıkta soyunacağım. Bakmanı sağlayacağım ama dokunmana izin vermeyeceğim. İlginç bir manzara olacak. Düzine buna bayılacak. Oğlum sen şey misin? Düzine niye görüyor amalayı çıplak? Herkes neden gözlerini üzerimde tuttuğunu hemen anlayacak. Emret yine çenemi tuttu ve sanki benden çok kendisiyle dalga geçiyormuş gibi açgözlülükle beni öptü. Tüm vücudumla ona sokularak dudaklarımı kolayca ayırdım. Koca bir gün ayrı geçirdik. Sadece birbirimize bakabilir, yan yana durabilir ya da dans edebilirdik. Şimdi yalnızdık ve yine birbirimizin dokunuşlarını açtık. Ancak geri çekilmek zorunda kaldım. Tutkusu hiç bitmeyecek olan bir çiftsiniz. Soylu aileler yakında bu arada olacak. Umarım benim aralarına kabul ederler. Aksi mümkün değil. Herhangi bir kapıyı açacak lüks bir yüzük takıyorsun sen. Parmağında altın bir dişi aslan var. Sen baş hanımsın. Bunun ne şüphesi olabilir? Kabul etmen iyi oldu. Katliam sırasında onu kesin kaybederdim. Dubey ailesinin nadide bir yadigarına sahipsin. Bu saygıyı uyandırıyor. Sadece bir yüzük yüzünden mi bana saygı göstereceklerini sanıyorsun? Hayır, bir de güzel kıyafetler, yakutlar, pırlantalar. Tamam, o zaman hepsini alıp kendime bir sürü kıyafet alacağım. Elmaslarını harcayıp. Herhalde burada bizimle dalga geçiyorlar. Elmaslarımızı harcatıyorlar ya çok fazla şeye. Şakaydı Maharani. Bir bakışın ağzımı kapatıp itaat etmem için yeter. Hala hiçbir şey hazır değil. Bu lanet olası hizmetçiler nerede? Ellerimi havaya kaldırıp etrafa baktım. Endişelenme Maharani. Bu senin için zararlı. Son zamanlarda çok sık duyduğum sözlerde. Çünkü ben hamileydim. Hamile olmamız 100 elmas mı? Kocam nazikçe karnımı okşadı. Seninle beraber yaratabildiğim en güzel varlık da endişelenmesin. Varlık? Kız mı erkek mi bilmiyoruz. Kimi istersin Maharaj? Bir kızım olsun isterim. Gerçekten mi? Neden bir oğul değil? Emret bana aptalca bir şey söylemişim gibi bakarak güldü. Oğlanı yetiştirmek zor olacak gibi görünüyor. Ama kız, her erkek bir kız babası olma hayalini kurar. Hayatım boyunca erkek kuzenlerim ve amcalarımla yaşadım. Sadece Lalit bir istisnaydı, sevgili küçük kız kardeşim. Bebeğimiz kesinlikle senin kopyan olacak. Ne? Omuz silken Emret yeniden karnıma dokundu ve bana özel bir şekilde baktı. Bu bakışı daha önce hiç görmemiştim. Seni sevdiğim kadar seveceğim bir kızım olsun istiyorum. Kesin huysuz, inatçı, asi olacak. Hala benden mi bahsediyoruz? Çok güzel ve güçlü olacak. İstediği her şeyi ona vermek ve onu eğitmek istiyorum. Komik. Bu sana komik mi geliyor? Erkek çocuğu için tıpatıp aynı şeyleri söyleyecektim. Sana benzeyen bir oğlum olsun istiyorum. Bu konuda bile anlaşmaya varamayacak mıyız? Emret'le aşkınız doğacak çocukla devam eder.
Mala, bugün seni bir türlü yakalayamadım. Kiran ile her şey çok basitti. Kalmak istediğimi öğrendiğinde sadece sakince tepki vermekle kalmadı. Aynısını yapmaya karar verdi. Başta inanmadım ama sonra her şeyi anladım. Hanımefendiyi suçlayamazsın. Yapacak çok işi var. Jaya kardeşini takip etti. Henüz duygularını göstermiyor ve yerel toplum tarafından çizilen çizgiyi aşmıyorlardı. Ancak çok belliydi. Birbirlerine aşıklardı. Kiran Jaya'ya karşı ciddi hisleri olduğu için Hindistan'da kalmak istedi. Kiran Jaya hakkında konuştuğu gibi diğer kızlardan hiç bahsetmedi. Kıza karşı asla ihmalkar değildi. Onu nasıl tavlayacağını veya onu nasıl etkileyeceğini hiç düşünmüyordu. Kıza karşı son derece saygılı ve ilgili olduğu belli oluyordu. Biri kızla dalga geçse onu hep korudu. Sonuçta bu kız hainlerin kızıydı ve artık yüksek sosyeteye giremiyordu. Kiran gözümün önünde büyümüştü. Ne yani? Kardeşine bile zamanın kalmadı mı? Neyse, sizin bu listedeki beyler gelmiş. Düzine'den bahsediyor. Onları buraya getir. Biz gidiyoruz. Onların bize yan yan baktıklarını görmek istemiyorum. Sorun değil. Yavaş yavaş işlere katılman gerekmiyor mu? Sinirlerim dayanmaz. Hadi gidelim. Genç efendi Basu ve genç bayan Banerji yanımızdan ayrıldı. Amrit ve ben odanın ortasındaki kanepeye oturduk. Burada Amala'yı kötü çizmişler nedense. Ama Amrit güzel. Bizi uzun ve olaylı bir hayat bekliyordu. Doğduğumuzdan beri bize verilen yerleri alarak. Bu dünyaya en azından biraz uyum, doğruluk getirebilirdik. Doğruluğumuz tartışarak birbirimizle dalga geçmek ve ardından tutkuyla sevişmek anlamına gelse de. Batı Bengal'in baş efendisi ve hanımı öyle bir çiftti işte. Bu kaos bizim düzenimizde. Etrafındaki her şey bir döngüdür. Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bu anlayış gerektirir. Çünkü durgunlukta hayat yoktur. Döngüde yaşam vardır. Eskinin yok olmasında ve yeninin yaratılmasında. Doğumda ve ölümde, aşkta ve nefrette. Bu inanç olmazsa her şey anlamını yitirir. Geçmişteki olaylar bugünü etkiler. Şu anda olan her şeyin gelecekte sonuçları olacaktır. Atalarımız tarafından inşa edilen bir dünyada yaşıyoruz. Ve onu torunlarımız için güzelleştiriyoruz. Bu bir kısır döngü. Ayın evreleri gibi öfkeyi merhametle değiştiren zaman ve yıkım tanrıçası kendi içinde tam olarak bu bilgeliği taşır. Ve hikayemiz burada bitti. Yeni hikayelerde buluşana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.